Jack London'ın Demir Ökçe isimli kitabı. Jack London gerçek adıyla John Griffith, 12 Ocak 1876'da Amerika Birleşik Devletleri San Francisco'da dünyaya geldi. Çok renkli bir hayatı oldu. Açık denizlerde denizcilik yaptı, gemilerde çalıştı. Altına hücum dönemlerinde altın avcılarından bir tanesiydi. Altın aramalarına katıldı. O dönemle ilgili yaptığı çok değerli eserler var. 22 Kasım 1916'da hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğinde 15 eseri tamamlamıştı. 15 eser bıraktı. Edebiyat dünyasına çok önemli bir yazar. Demir Ökçe kitabı da sosyalist bir yazar olduğu için Jack London sınıf çatışmalarını anlatıyor. Kapitalizmi anlatıyor. Sermayenin gücünü, medyadaki din anlamındaki inanç alanındaki etkinliğini anlatıyor. Tröstlerden bahsediyor. Bir devrim çabasından bahsediyor. Başlarda bir hikaye başlangıcı var ama sonlarına doğru da oldukça heyecanlı geçen bir kitap. Çok değerli, önemli bir kitap. Mutlaka tavsiye ederim. Ben de her kitaptan alıntılar yaparım. Bu kitaptan da çok fazla sayıda alıntı yaptım. Bundan sonrası da kendime notlar olmak üzere kitaptan Ernst bozguna uğramış Doktor Hammerfield'a son darbeyi vurmak için metafizikçileri devre dışı bırakmanın bir yolu daha var dedi. Çalışmalarına bakın. Havai hayallerini etrafa saçmak ve Tanrı diye insanlara kendi gölgelerini yutturmak dışında insanlığa ne faydaları olmuş? Evet, insanlığın hayhuyuna, şamatasına onlar da katılmış oldular ama insanlara ne gibi somut bir iyilik yaptılar? Bilim adamları kalbin kan dolaşımındaki yerini formüle ederken onlar yüreği duyguların evi ilan etmek suretiyle kelimeyi çarpıtarak kullanmama izin verirseniz felsefe yaptılar. Bilim adamları şehirlerde büyük tahıl ambarları kurup sulama kanalları yaparken onlar açlığın ve salgın hastalıkların Tanrı'nın gazabı olduğunu ilan ettiler. Bilim adamları yollar ve köprüler inşa ederken onlar kendi suretlerini ve kendi arzularını taşıyan tanrılar inşa ettiler. Bilim adamları Amerika'yı keşfeder, yıldızları ve yıldızların yasalarını keşfetmek için gözlerini uzaya dikerken onlar evrenin merkezinin dünya olduğunu söylediler. Kısacası metafizikçiler insanlık için hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey yapmamışlardır. Bilimin gelişmesiyle birlikte adım adım gerilemişlerdir. Bilimin kesinliğe kavuşan olgu ve bilgileri onların bir konudaki öznel açıklamasını geçersiz kıldığı anda kesinliğe kavuşan son olgu da dahil olmak üzere hemen yeni açıklamalar bulmuşlardır. Ve eminim bu şekilde zamanın sonuna kadar gideceklerdir. Beyler, metafizikçiler büyücü doktorlara benzer. Kendisi gibi kürk giyen ve balina yağı yiyen tanrılara sahip bir Eskimo ile sizin aranızda onca araştırmalarla kesinleşen bilgilerle dolu binlerce yıldan başka fark yoktur. Hepsi bu. Keşif gezilerine neden olan şey ekmek ve tereyağı, ipek ve mücevher, dolarlar ve sentler ve bir de arızi olarak Hindistan'a giden kara ticaret yolunun kapanmasıdır. 1453'te İstanbul'u alan Türkler Hindistan kervanlarının yolunu kapattılar. Avrupalı tüccarlar başka bir yol bulmak zorundaydı. İşte keşif gezilerinin esas nedeni budur. Kolumbus Hindistan'a gitmek için yeni bir yol bulmak üzere denize açıldı. Bütün tarih kitaplarında da böyle anlatılır. Burada Türkiye'den de bahsediyor. O ilginç gelmişti. Bakın, samimiyetinizden şüphe etmiyorum diye devam etti Ernst. Samimisiniz, inandığınız şeyi anlatıyorsunuz. Zaten kapitalist sınıfın gözünde sizin gücünüz ve değeriniz de burada. Ama günün birinde görüşünüz değişip müesses nizamı tehdit eden şeyler düşünmeye başlarsanız
artık vaazlarınız işvereninizin nezdinde kabul edilebilir olmaktan çıkar ve siz de kiliseden dışlanırsınız. Arada sırada içinizden birileri işten çıkarılmıyor mu? Haksız mıyım? Bu kez kimse karşı çıkmadı. Hepsi uysal uysal sessizce oturuyorlardı. Doktor Hammerfield hariç. Düşünceleri yanlış olduğu zaman istifaları istenir. Bu da o düşüncelerin kabul edilemez olduğunu söylemenin başka bir yoldur diye cevap veren Ernst devam etti. Size söyleyeceğim şudur ki gidin vaazlarınıza devam edip maaşınızı hak edin. Ama Tanrı aşkına emekçi sınıfı da rahat bırakın. Siz düşmanların safındasınız. Emekçi sınıfla ortak hiçbir şeyiniz yok. Sizin adınıza başkaları çalıştığı için elleriniz yumuşacık. Yediğiniz sürüyle şey yüzünden karınlarınız yuvarlacık. Burada Dr. Bellingford yüzünü buruştururken herkesin gözü onun kocaman karnına döndü. Yıllardır ayaklarını göremediği söylenirdi. Ve zihinleriniz müesses nizamın payandası olan doktrinlerle dolu. Siz de İsviçreli muhafızlar gibi onların paralı askerliğini yapıyorsunuz. Samimi askerlersiniz eminim. Gidin aldığınız parayı hak edin. Gidin vaazlarınızla muhafızlığını yapın işverenleriniz. Ama sakın emekçi sınıflara gelip de kanaat önderliği taslayayım demeyin. Dürüstlüğünüzü koruyarak aynı anda iki farklı safta olamazsınız. Emekçiler şimdiye kadar sizsiz gayet güzel idare ettiler. İnanın bana bundan sonra da edeceklerdir. Hatta siz olmadan işleri çok daha yolunda gidecektir. Milattan sonra 1912 gibi geç bir tarihte bile insanların çoğu verdikleri oylarla ülkelerini yönettikleri inancına bağlı kalmaya devam etmiştir. Ülkeyi esas yönetense siyasi makine adı verilen şeydir. Önceleri bu siyasi makinelerin patronları onların istediği yasaları çıkarmak için büyük kapitalistlerden fahiş paralar almış. Ancak kısa süre içinde kapitalistler bu makinelere sahip olup onları kendi adına çalıştırmanın daha ucuza geleceğini anlamışlardır. Political machine, ABD'de seçimli kamu birimlerinde iktidara gelmek için disiplinli şekilde ve bir önderin liderliği altında çalışan, seçilince de kayırmacılık yaparak iktidarın mevki, nüfus, rüşvet gibi nimetlerini kendi aralarında paylaşan yozlaşmış siyasi organizasyonlara verilen isim. Günümüzde hala devam ediyor. Yine de psikopozun bugün yaptıklarının ve söylediklerinin etkisi büyük olur dedim. Öyle mi dersin dedi alayla. Belli bir heyecan yaratacaktır diye ısrar ettim. Konuşurken gazetecilerin deli gibi not aldıklarını görmedin mi? Yarınki gazetelerde o notların tek bir satırı bile yer almayacaktır. İnanmıyorum diye bağırdım. Bekle ve gör. Tek bir satır. Dile getirdiği tek bir düşünce olmayacak basında. Basına bastıran, örtbas edenlerdir onlar. Ya o muhabirler, gördüm onları. Psikopozun söylediği tek kelime bile matbaa yüzü göremeyecek. Editörleri unutuyorsun. Uyguladıkları yayın politikası nedeniyle maaş veriyorlar onlara. Politikaları ise müesses nizama hayati tehdit içeren hiçbir şeyin yayınlanmaması. Psikoposun söyledikleri müesses din ve ahlak anlayışına şiddetli bir saldırıdır. Aykırılıktır, sapkınlıktır. Sapkınlığa daha fazla sapmasın diye alelacele kürsüden indirdiler onu. Gazeteler bu sapkın görüşleri sessizlikle kayıtsız kalarak tasfiye edeceklerdir. Amerikan basını kapitalist sınıfın sırtından geçinen bir parazittir. Görevi kamuoyunu şekillendirerek düzene hizmet etmektir. Bunu da gayet güzel yapar. Dur bak bir kehanette bulunayım. Yarınki gazeteler sadece psikopozun rahatsız olduğunu, uzun süredir çok çalıştığı için dün akşam ruhen yıkıldığını yazacak. Aradan birkaç gün geçtikten sonra asabının bozulduğunu, çok yorulduğunu ve bu yüzden ona müteşekkir olan cemaati tarafından istirahate gönderildiğini yazacaklar. Sonra da birkaç şey olabilir. Ya psikopoz gittiği yolun yanlış olduğunu anlayıp iyileşmiş olarak dönecek ve bir daha görüm falan
yaşamayacak ya da bu deliliğinde ısrar edecek. O zaman gazetelerde çok nazik bir dille yazılmış olsa da onun delirdiği haberlerini görmeyi bekleyebilirsin. Sonra da görümlerini duvarları yumuşak malzemeyle kaplanmış hücresinde anlatsın diye akıl hastanesine kapatacaklardır onu. Herkese fırsat özgürlüğü derken kastettiği şey başkalarının karlarını yutmak konusunda serbest olacağınız fırsatlardır ki şimdi büyük tröstler tarafından kendisine böyle bir fırsat özgürlüğü tanınmıyor. İşin saçmalığı şurada. Kendi kendinize bunları o kadar çok söyleyip duruyorsunuz ki sonunda kendiniz de inanıyorsunuz. Kendi küçük yöntemlerinizle başkalarını yağmalama fırsatı istiyor, sonra da kendinizi özgürlük istediğinize inandırıyorsunuz. Açgözlü birer para delisisiniz ama kendi cümlelerinizin sihriyle vatansever olduğunuza inanıyorsunuz. Bütün emeliniz kâr etmek ki bu safi bencilliktir ama siz insaniyet için acılara maruz kalmış fedakar canlar gibi davranıyorsunuz. Bırakın şimdi bunları da burada biz bizeyken dürüst olalım. Meseleyi hakkınca konuşalım. Psikopozun peşine düşmüş giderken kendi mahallem hakkında bilmediğim bir şey öğrendim. Buralarda böylesi bir sefaletin yaşanabileceği aklıma bile gelmemişti. Tabii ki bunun nedeni hayır işleriyle şimdiye kadar hiç ilgilenmemiş olmamdı. Yaraya merhem sürmekten başka bir şey değil diye hayır işlerini küçümseyen Ernst'e inanmıştım. Onun tedavi yöntemi ise ülseri kesip atmaktı. İşçiye kendi ürettiği ürünü ver, mesleğinde şerefiyle uzun yıllar çalışmış askerler kadar da bir emekli maaşı bağla, hayırseverliğe gerek kalmaz. Ben de onunla birlikte gecemi gündüzümü devrimci çalışmaya ayırmış durumdaydım ve düzenin adaletsizliğinden beslenen sosyal hastalıkları hafifletmekle enerjimi tüketecek değildim. Gerçekten de dinsel uyanış büyük ölçülere varmıştı. İnsanlar çaresizlikleri ve dünya hayatından duydukları hayal kırıklığı nedeniyle sanayinin tiranlarının ancak deveyi iğne deliğinden geçirmeleri halinde girebilecekleri bir cennet fikrine sarılmışlardı. Bütün ülkeyi çılgın bakışlı gezgin rahipler sarmıştı. Resmi yetkililerin yasaklamasına ve itaatsizler hakkında işlem yapmasına rağmen ülkenin her tarafında sayısız kamp ateşi etrafında yanına topladıkları insanlarla birlikte dinsel ateşi körüklüyorlardı. Sorunlar, çiftçi hareketinin seçimlerde yönetimini kazandıkları eyaletlerde başladı. Bir düzine eyalette yerel yönetimi onlar seçilmişti ama göreve başlamalarına izin verilmiyordu. Eski valiler ve diğer yetkililer ofislerini terk etmeyi reddediyordu. Bu kadar kolaymış demek. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ediyorlar ve kanunun bitmek tükenmek bilmez formalitelerine sığınıyorlardı. Çiftçi hareketinin gücü yoktu. Mahkemeler düşmanların elindeydi. Sen benim avisimsin dedi ama aynı zamanda başka bir kadınsın. Yani sen iki kadınsın ve böylece benim haremim oluyorsun. Şimdi güvende sayılırız. Eğer ileride Amerika bizim için tehlikeli olursa Türk vatandaşlığına geçebiliriz. Burada bir dipnot var, neden Türk kelimesi geçiyor. Metinde anlatılan dönemlerdeki kadar geç tarihlerde bile o zamanlar Türkiye'de çok eşitlik vardı.